filtre kahveniz. Teşekkürler. Süt ister misiniz? Sağ ol, isterim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Beklettim, kusura bakma. Önemli değil. Ben de biraz düşünme fırsatı yakalamış oldum. Bir şey içer misin? Kahve alırım. Yeni geldi bu daha buna. İkimiz de çok yorulduk değil mi? Beni yoran esas şeyin ne olduğunu biliyorsunuz. Biliyorum. O yüzden buradayım. Aramızdaki mevzuyu bir sonuca bağlamak için. Uzatmanın kimseye bir faydası yok. Sonuca? Neymiş sonuç? Ayrılmak mı istiyorsun ben? Nazlı'nın merhaba. Merhaba. Sizi görmüşken bir selam vereyim dedim. Nasılsınız? İyiyim, siz? Ben de iyiyim. Ferit Bey merhabalar. Merhaba. Siz beni tanımıyorsunuz ama ben sizi iş dünyasından çok iyi tanıyorum. Böyle Nazlı Hanım'la burada görünce sizi şaşırdım doğrusu. Nazlı Hanım benim eşim. Bunda şaşıracak ne var anlamadım. Öyle mi? Bilmiyordum. Peki Nazlı Hanım sizin benim yardımıma ihtiyacınız yok ki. Neden böyle bir külfete girdiniz anlamadım. Şeref Bey, bize izin verir misiniz? Ne yardımı bu? Ne demek istiyorsunuz siz? Nazlı Hanım bir miktar benden borç para istemişti. Ben de bir miktar faiz karşılığında ona istediğini verdim. Şimdi elimde senetleri var. Nazlı Hanım da yavaş yavaş ödüyor borcunu. Ne demek oluyor bu Nazlı? Şimdi benim gitmem gerekiyor. Nazlı Hanım sonra görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler Ferit Bey. Burası alışveriş merkezi herhalde Mayın'ın, değil mi? Hayır. Orası konser ve etkinlik alanı. Alışveriş merkezi şurada bak, kenarda. Wow! Sanatı alışverişin önüne koymanız epey cesaretli bir şey. Tebrik ediyorum. Çalıştığım şirketin çok vizyon sahibi bir CEO'su var. Ya ayrıca ortakları arasında da çok başarılı bir sanatçı bulunuyor. Onay almakta hiç zorlanmadım. Yani vizyon sahibi CEO Ferit abiye uyuyor, evet. Ama yani başarılı sanatçı ben kendime çok öyle diyemiyorum. Yani henüz o kadar bir başarımı görmedik ya. Mütevazı sanatçı diyebiliriz kendisine. Evet, evet. Mütevazı daha iyi. Sen artık ekibinle bir konser veriyorsun açılışta. Biz Ferit'le öyle bir şeyler konuşmuştuk. Tabii canım. Seve seve. Yani o günler gelsin de seve seve çalırız. Nazlı benim bunu anlamam. Hadi anladım. Kabul etmem mümkün değil. Adam gelmiş neler diyor. Senin böyle bir adamla ne işin olabilir? Tefeci mi bu adam? Sen tefeciden borç mu aldın? Ne yapsaydım? Kredi borcunu ödeyemiyordum. Restoranda işler kötü gidiyordu. Babamın evi ipotekli, ne yapsaydım? Çok basit Nazlı, söyleyeyim. Benle paylaşabilirdin. Neden Ferit? Benim kendi derdimi kendim çözmeye hakkım yok mu? Ayrıca hatırlatırım. O zamanlar aramız bozuktu. Beni affetmediğini söyleyip duruyordun. Yani bu tatsız tesadüf yaşanmasaydı sen bu meseleyi asla benle paylaşmayacaktın, öyle mi? Bu bir mesele değil Ferit. Borç aldım. 3 taksitte geri ödeyecektim. İlk taksitini ödedim bile. Çok güzel. Sırlarla, gizemlerle dolu bir evlilik. Dünden beri senden bir cevap bekliyorum Nazlı ama belli ki durum sandığımdan daha karışık. Daha neler var bana söylemediğin? Başka neler saklıyorsun benden? Sakladığım bir şey yok. Emin misin? Çünkü bir anda içine çekildin, bir anda benden uzaklaştın. Sorduğum hiçbir soruya cevap vermiyorsun. Bence benden sakladığın çok fazla şey var. Biliyor musun Nazlı, artık umurumda değil. Ben bu gizemlerden, sırlardan, bana söyleyemediğin şeylerden çok sıkıldım. Senin bu sessizliğin beni tüketti. Ya ne düşünüyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Derdin ne? Hiçbir şey anlamıyorum. Boşanmak.
boşanmak istiyorum. Başından beri istediğim buydu zaten, değil mi? Aramızdaki problemleri konuşmadan, çözmeye çalışmadan boşanmak. Senin için en kolay yolu bu, değil mi? Tamam. Boşanalım. Aç davayı. Bir an evvel boşanalım.